Merhaba arkadaşlar. Şimdi diğer noktaları sadece dediğim gibi şuradaki harflendirmelerini yapacağım. Geri kalan çözümler zaten basit. Şunları siliyorum. F noktası. Kuralımız dikdörtgenin köşe noktası mutlaka F noktasına gelmesi lazım. Şu kısımları etki ettirmem lazım. Eğer şu kısımları köşeye denk gelmesi için etki ettirmem gerekiyorsa yük olmayan yerleri silmem lazım. İki defa etki ettirdiğim yer varsa yine orayı silmem lazım. Şimdi F noktasına bakalım. F noktası şurası. Şimdi bunun tek bir çözüm noktası yok arkadaşlar. Siz farklı şekilde de bulabilirsiniz. Bakın şöyle F noktasını şöyle alabiliriz. Şöyle bir dikdörtgen. Yani AI FK. Buraya aldım. Sonra şuradaki dikdörtgeni etki ettireceğim. KF EC. Bakın sonra tamamını etki ettirmiş oldum. Fakat şurayı silmem lazım. Çünkü burada yük bulunmuyor. BI eksi BI FL. Yani şu kısmı burası olmaması lazım. Burada yük yok. Bu kısmı sildim. Bakın F noktası olması lazım. Bütün noktalarda köşeden geçmesi lazım. Mutlaka F noktası olması lazım. Şimdi diğer noktalara geçelim. E noktası. Şimdi E noktasına bakıyorum. Şu nokta. Bunu şöyle yapabilirim. Tamamını alıp sonra şu kısmı çıkartıp şurayı ekleyebilirim. Yani şöyle. Şöyle tamamını alıp şu kısmı çıkartmam lazım ama köşeye gelmediği için şurayı çıkartıyorum. Şöyle. Fakat şurayı da çıkarttığım için tekrar şurayı eklemem gerekiyor. Biraz karışık oldu. Şimdi yazınca anlaşılacak. AI EC eksi BIDE
Şurayı çıkarttığım için burayı eklemem lazım. Artı LF D. Bakın şurayı ekledim. Şurayı çıkarttım. Şurayı tekrar ekledim. Burada bakın mutlaka E noktası, bakın E noktası, E noktası, E noktası olması lazım. Bundan sonraki işlemler bu dikdörtgenlerdeki N ve N değerlerine göre dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını 5 metre yani gerilmenin istediği noktadaki derinliğe bölüyoruz. N ve N değerlerini buluyoruz. Buradan K'yı belirliyoruz. K noktalarını da şuradaki toplama çıkartma işlemlerini yaptıktan sonra belirtilen yükle çarptığımız zaman buradaki E noktasındaki gerilme artışını hesaplıyoruz. Şimdi C ve A noktasında hesaplayalım. Dediğim gibi bunun tek bir çözümü yok. Siz kendiniz başka yöntemlerle de çözebilirsiniz. Bakın C noktası A, B, D, C. Şurayı aldım. Şurayı etki ettirmem gerekiyor. Burayı tek başına etki ettiremediğim için şöyle bakın şurayı aldım. Şurayı. Şurası kaldı. Şurayı şöyle etki ettiriyorum. Fakat şurayı arayı iki defa etki ettirdiğim için şurayı çıkartmam gerekiyor. Yani şu kesişme yerine çıkartmam gerekiyor. Yani A, B, D, C. Artı FC FECK şu kısmı çıkartmam gerekiyor. Eksi C noktası da bu kadar. Şurayı ekledim, şurayı ekledim, şurayı çıkarttım. A noktası A noktası şöyle yapabiliriz. Şuranın tamamını alıp şu kısmı çıkartıp tekrar şu kısmı ekleyebiliriz. Yani şöyle. Şöyle tamamını alıp şu kısmı çıkartıp tekrar şu kesişme yerine eklersek şurayı ve şurayı eklemiş olurum. Bakın şurayı ekledim, şurayı çıkarttım, şu kısmı tekrar ekledim. A, I, E, C. Bakın mutlaka A noktası olması lazım. Köşeye geldi. Sonra şu köşeye geldi. A, I, F, K. Şu kısmı çıkartmak için mecburiyetten köşeye denk gelmesi için şurayı da çıkartıyorum. Sonra tekrar şu çıkarttığım kısmı, mümkün olduğu kısmı ekliyorum. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Önümüzdeki hafta yeni konulara geçeceğiz.